Herkese merhabalar dostlar, günaydınlar. Zabanan. İkinci gün. İkinci video. Evet dostlar, hala Sirkus'tayız. Otelimizden şimdi çıktık. Arabamızı getirdiler. Hazırlığımızı yaptık. Öncelikle şimdi plansız projesiz olduğumuz için şehirde biraz gezeceğiz. Ufak bir şehir turu olsun bizim için. Yani hem de siz ufaktan şehri görün. Yanı sıra kahvaltı yapmadık. Gidip bir kahveciden bir kahvaltılık malzemeler alacağız. İşte kahvedir. Kruvasandır. Bir şey söyleyecekmiş gibi. Hayır, yok. Böyle nefes aldım dedim, ha bir şey söyleyecek. Yani kruvasan. Kruvasan amcayı alacağız. Yiyeceğiz. Bu kadar mı? Evet. Bir de kahve. Yemekten sonra, daha doğrusu ilk videonun sonunda diyelim. Yemekten sonra aslında güzel bir şehir görüntüsü vardı. Yani ışıklı. Ama görüntüyü almadık. Alamadık. Çünkü bizim ufaklık rahat durmadı. Bağırdı, çağırdı. O yüzden onu alamadık. Evet, şu anda da hayalet şehir Sirkus'tayız. Bu arada Sirkus, dün akşam girdim internete, baktım hani nerelerini gezebiliriz, ne yapabiliriz falan filan diye. Bizim hanımın söyleviyle Amerika'nın Amasya'sıymış burası. Elma bahçeleri falan varmış bol. Ve insanlar oralara gidip eğlence olsun diye işte parayla elma toplayıp hani direkt ağaçtan satın alıyorlarmış. Tarlalar falan varmış. Aslında bir gaza geldim. Gidelim dedim ama ya şimdi burada yaşamıyoruz. Hani burada yaşamış olsak ne bileyim, üstün başın kirlenir. Gider üstün başını yıkarsın. Gerçi yeterince var mı bilmiyorum üstümüz başımız, ama ayakkabılar da berbat olacak işte, tarla marla. Hani ona göre bir hazırlığımız olmadığı için açıkçası sabah uyandığımda kararım değişmişti. Çünkü inceledim. Kararım değişti. Dedim ki başka bir şey yapalım. Ne yapalım bilmiyorum. Spontane gelişecek galiba. Yani öncelikle derdimiz zaten hani asıl amacımız şeydi bizim. Bir güzel gidip de şöyle çadırla madırla bir kamp yapalımdı. Ama o pozisyonu nedense yapamadık. Yani hava soğukluğundan dolayı. Hakikaten soğuk hava. Yani gördüğünüz gibi bende hırka var. Gerçi hanım montu içeride. Yani aa şurası ne güzelmiş ya. Girdi. Bence de. Şuradan bir geri döneceğim. O binayı göstereyim. Aslında Dunkin Donut'a gidiyorum da. Ya da Dunkin Donut'a gidip de mi girsek? Bilemedim. Bak şuradaki bina da çok güzelmiş. Dur dönelim oraya. Bu tarafa dön. Öyle gideriz aşağıya doğru. Aslında fotoğraf falan çeksek rahatım. Telefonuma geldim. Niye telefon arıyorsun? Kameramız var. Evet. Ya işte, belki story motoru atarsam o kameradan telefona geçmiyor, biliyor musun? Neydi story dediğin olay anlık, ama fotoğraf ömürlük. Fotoğraf ömürlük ya. Tamam tamam. Bak hemen sağ tarafta bir bina var. Ne o? Kilise mi acaba? Kilise gibi duruyor. Şurada da saat ve soğukluk yazıyor, görüyor musun? 10-15. Ha, binanın üzerinde mi? Dijital. O çok dijital. Gel bak anne, maskeni çıkarsana Furkan. İyi tamam, kapalı dursun. Burası kiliseymiş ama bunun arkasındaki değişik. Çünkü yeni bina yani. Arkasındaki daha şey. Şehir merkezindeyiz arkadaşlar. Biraz hayalet şehir gibi bir hali var ya. Yani gündüz bile baksanıza çok az insan var. Gece neredeyse yoktu. İnsan yoktu ya. Harbiden. Evet. O, burası mı tek gün? Evet, Upstate Medical University Arena. Burası da
New York Upstate Üniversitesi'nin olduğu bölümler, bayağı bir üniversite binası var, üniversite hastanesi var daha doğrusu. Ya, bu arada şunu söyleyeyim, Circus dedikleri isim, onu da araştırırken gördüm, İtalya'da bir şehirden geliyormuş. Mesela birçok kişi bilir veya bilmez, onu da en azından ben söylemişim. Tam bizim otele geri döndük Hatun. Evet. Tam karşıdaki bina Marriott Otel. Bizim otelimizdi. Yalnız bu tarafa dönülmüyormuş. Biz yine otelin o tarafa doğru gideceğiz. O binayı göstereyim dedim ama. Ay yok, tam buradan dönebiliyoruz. Hemen şuradan dönelim. İtalya'da bir küçük bir şehirmiş arkadaşlar. Bu Circus denilen şehir. İsmini oradan alıyormuş burası. İnanılmaz güzel bir şehirmiş. Ben internetten falan biraz araştırdım. Acayip hoşuma gitti. İtalya'daki, yani buranın yanında, daha doğrusu burası İtalya'dakinin yanında. Yanında devede kulak. İsmini oradan alıyormuş sadece. Ama orası hakikaten çok güzel. Ya burası da güzel de fazla sakin geldi. Yani bir büyük şehir havası var. Sessiz ya. Ama çok sessiz. Yani çok az insan var. Ne bileyim. Ya yani vardır belki de, biraz hava da çok şey, sert, soğuk. Soğuk bir havası var, onu da söyleyeyim. Bak, otelin oraya tekrardan geri geldik. Dur ya, şu bina şurada da. Değişik bir binaydı yani. Evet dostlar, şu anda yola devam ediyoruz. Fear Haven diye bir yer. Oraya doğru gidiyorum. Yaklaşık bir 19 mil yolumuz kaldı. Ontario Lake, yani Kanada ile Amerika arasındaki büyük bir sınırda bir büyük bir nehir ya da göl, pardon, göl. Tabi bildiğim kadarıyla kanallar vasıtasıyla da denize ulaşabilen bir yer. Oldukça büyük bir yer. Plajı da varmış. Tabi şu anda hava soğuk. Oldukça soğuk bir hava var. Güneşin olduğunu aldanmayın. Bulunduğumuz bölgeler soğuk. Ama güzel tarafı şu anda New York'tayız. Upstate New York'a geçen bölgelerdeyiz. Hani akla geldiği zaman New York, New York dendiği zaman hani öyle koca koca binalar görünüyor ya, aslında onun olmadığının canlı kanıtı. İnanılmaz güzel yerler, inanılmaz güzel evler, doğa manzarası, tarlalar, ne bileyim yetiştirilen işte elmalar, mısırlar, başka bir şey gördün mü sen? Domates tarlaları. Domates tarlaları falan. Yani inanılmaz güzel bir arkadaşlar. Açıkçası çamaşır kendiliğini de yıkamış galiba, asmış onu. Yani güzel işte. Acaba makine de yıkadı, astı öyle. O da olur. Bak görüyor musun bak şeyi. Ne o? Ne? Ona ne deniyor tam olarak, ismini bilmiyorum ama kar ski diyeceğim. Hani jet ski'nin o karda gideni kar motoru, kar motoru. Motoru, kar motoru, aynen. Kar ski. Neyse kusura bakmayın, aklıma gelmedi. Kar motoru. Kar motoru geçebilir diyor. Ya buraların işte sıkıntısı Amerika'nın en üst tarafında olduğundan dolayı oldukça soğuk bölgeler. Oldukça soğuk bölgeler. Furkan şarkısı dinliyor. Oğlum video yapıyorum. Videoya background'da efekt mi veriyorsun? Yalnız çok güzel bir yer ya. Evet. Vallahi. Benim çok hoşuma gitti. Sevdim. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem, desinler değişemem. Evet. Hanıma senat yaptık, teşekkür bile etmedi. Teşekkür ederim aşkım. Boşa gitti valla. Uzay boşluğunda şu an benim şarkı duruyor. Eğer ben öldükten sonra birine mutlaka ulaşırsa bu notu da altına ekleyin. Aslında onu gerçekten sevmişti. Aa, aslında gerçekten sevmişti. Çok güzel ya. Ben çok sevdim buraları. Ya bizim için aslında çok öyle planlı projeli bir şey değil arkadaşlar. Tamamen haritaya bakarak öyle şuraya gidelim, buraya gidelim diyorum. Ve çoğunluğu aslında bu tatil dediğimiz olayın çoğunluğu bir şekilde arabanın içerisinde gezerek oluyor. En azından başlangıcı böyle. Çünkü çok da planlı projeli çıkmadık. Bir de hava soğuk. Yani şu anda derece olarak yine söyleyemeyeceğim ama 56-55 Fahrenheit, bu havalar soğuk havalardır. Dışarıya çıktığımız zaman üşüyoruz. Şimdi çocukla beraber de hani
çadırı yapıp kurup işte bir yerde böyle kamp yapmaya gidilebilir durum yoktu. Ha şunu yapabilirdik. Güney taraflarına, yani işte South Carolina, North Carolina, Georgia gibi güney taraflarına gidebilirdik. O da olabilir. O da bir seçenekti. Fakat orada da şöyle bir durum var. Şimdi ben bu tatilin sonunda da Buffalo'dan Pittsburgh'a geçeceğiz. Benim tır serviste bu arabayı tıra bindireceğiz ve eve gideceğiz. Yani bu arada hani tatilimizin sonunda da iş yapmış olacağız. Ondan dolayı yani arabayı almam gerektiğinden dolayı mecburi olarak böyle bir şey olmak zorundaydı. Ama inşallah hanımla beraber konuştuk. Bir gün güneye de gideceğiz. Bir de bir daha bir yere gidecektik. Yere gidecektik. Nereye? Porto Rico. Porto Rico. Porto Rico'ya gideceğiz hanımla beraber. Planımız o. Aslında oraya bekar gitmek lazım da işte. Ya bekar olmanıza da gerek yok. Bekar olmanıza da gerek yok. Ben teklifimi yaptım ben sana. Başka bir yerlere bekar olarak git ama buraya ailenle git. Niye? Güzelim yani. Niye? İşte. Porto Rico. Başka bir yere bekar olarak gideyim. Ukrayna. Bilmiyorum. Ukrayna çok uzak. Oraya gitme. Boş ver. Nereye? Oraya uzak. Burası bilmem ne. Her yere bir kıp buluyorsun sen de yani. Ya git diyorsun. Miami'ye yanına... git canım. Miami güzel değil ya. Hem de virüs var. Boş ver. Şimdi git. Yol devam dostlar, yol devam. Bak inekler de var, inekler. Furkan bak. Geç diyorum, geçti, kaçırdım. Evet, inek. Vay, baksana ya. Yukarı aşağı. Bak Furkan bu tarafta da var. Ama çok güzel yerlermiş ya. İki bir yoldan geldik ha. İki bir yoldan gelmişiz diyor. Tabii ya, özellikle. Uzata gidiyoruz ki. Şu an kendime şey hani tırda değil de araba şey hani kendi arabamızla uzun yol şeyine gidiyoruz. Zaten bir şekilde uzun yol atın yani öyle böyle baktığın zaman 4 gün yolda kala gidiyorsun. Evet. Yani tırda yatmıyorsun ya da arabada yatmıyorsun, otelde yatıyorsun. Evet. Dostlar Sudos Point diye bir yere geldik. Oo, kızım da gaza geldi. Sudos Point diye bir yere geldik dostlar. İnanılmaz güzel bir yer. Tam böyle bir yarım ada şeklinde sağlı sollu evler var. Ve her iki tarafında da evlerin dış taraflarında bu gölün, nehrin şeyi var. Kıyıları var. Yani hakikaten çok güzel. Ama zannediyorum ki çok pahalıdır. Kızım ne oldu? Neyin gazına geldin sen de abi? Kızım da elinde telefon vlogger olacak. Şimdiden başladı. Babasının izinde yürüyor. Babasının izinde yürüyor. Evet dostlar. İnanılmaz güzel bir yer. Ha, onu söyleyebilirim. Yalnız dışarıda çekim yapmak isterdim. Aşırı rüzgarlı. Biz de üşüdük, montlarımızı giydik. Yani güneşe aldanmayın. Oldukça soğuk bir yer. Normal kamp alanı var. Yani çadırla beraber gelip kalabileceğiniz bir alan var. Geceliği $24. Hatta düşünsene. Geceliği $24 kamp yerini. Çadırla beraber kalırsan şeyler var, nedir onun ismi, böyle kabin tarzı evler var, onlar da geceli $150 civarında. Eğer haftalık kalırsanız 210 ile $620 arasında bir rakam değişiyor. Bir şeyler de göster ya, buraları da göster. $210 ile $620 arasında değişiyor. Şurada iyice görelim ya, çok güzel bir yer. Ama biraz soğuk. En azından bu mevsimlik için soğuk. O tarafa gider mi? Bir de bir o tarafa bakalım. Olur. Gidelim. Aa, bir tane fazla dedi o. Bir şey gezelim oğlum. Bakalım nasıl bir yer diye. Bu tarz yerler Pensilvanya. Benim de ayır. Senin de alalım. Okey. Balık da tutuyorlar. Bak mesela bot kiralama yeri var şurada. Baba. Efendim oğlum? Tutacak galiba. Ne yapacak? Öğretmenim kendimi tutacak. Ha güzel. Tüşüyormuş anki. Bak şöyle istediğiniz yerde gidip kamp yapabiliyorsunuz. Şunlara baksana. Çeksene şunları. Kuğular değil mi? Kuğuları çekin. Bu arada denize girilebiliyor. Deniz yani artık deniz deniyor buna. Göl mü deniyor? Göl diye geçiyor ama Ontario Gölü. Girilebiliyor. Kumsalı var. Ama tabii
şu anda aşırı derecede dalgalı ve soğuk. Ya bizim dışımızda çok da böyle hani kalabalık değil, tek tük insanlar, işte botlarıyla gelenler, tek tük böyle karavanlarıyla gelenler. Çadırlı hiç kimseyi daha görmedim, mutlaka vardır ama görmedim. Acayip güzel bir yer. Yalnız dikkatini çekti mi? Bir tane çöp yok. Evet, çok temiz. Bir tane çöp yok yani, böyle bir hani sigara izmariti dahi görmedim. Ben de görmedim. Çok temiz bakmışlar. Bak mesela görüyor musun? Musluklar yapmışlar. Şurada tuvalet mi oldu yukarıdaki? Olabilir. Şunlar da mangal. Mangal yerleri falan. Evet. Şöyle gir. Bayağı da büyük yere benziyor. Çok büyük. Çok büyük. Ayşin güzel tarafı şeyler de var. Burada maşa varmış. Evet oğlum, orada da yeriz. Güzel taraflarından bir tanesi de şu. Sürekli polis var. Yani gece kalmaya geldiysen bile polis var. Bak kabinler şunlar herhalde hatun. Aa evet. Kabinler şunlar. Küçüğünden büyüğüne değişiyor. Bak. This area kabin patronu onu demiş. Yani kabinlerin girdiği bölge, yani kabinler bunlar. Ama mesela şu bir kabin. Furkan bir saniye oğlum ya. Bak mesela şu bir kabin. Görüyor musun? Tek oda galiba. Tabii küçücük bir yer. Şurada mesela başka bir tane daha kabin var. Şunlar da büyükler herhalde. Yani boyutlarına göre değişiyor değil mi? 210 evet. ile 620 dolar arasında haftalığı değişiyor. Yani ona göre de tabii ki boyutları mutlaka vardır. Ama çok güzel ya. Şunun güzelliğine evet. bakar mısın? Şurası da garaj. Ya şey olabilir orası, maintenance deniyor ya. Mesela kabinler şunlar bak. Mutfak onlar... var mı acaba içinde? Hayır, bildiğim kadarıyla yok. Yani kamp ateşi falan yakabiliyorsun. Minik evler. Ha güzelmiş. Tabii tabii, gelip bunlarda bu kabinleri kiralıyorsun. Onlarda yatıyorsun. Burası da herhalde bir göl tarzı bir yer. Bataklık gibi bir yer. Mesela bak, çocukların oynayabileceği bir alan. Alan yapmışlar. Evet. Wow, wow, var mı gerçekten? Tabii var oğlum. Bak mesela şunu kiralamış herhalde adam. Arabasını park etmiş yanına. Ben çok sevindim. Her yana park düşüyor. Baksana kocaman çok da var. Bak kaydıyor. Evet. Kaydın aşağıya baba, bir kaydıyor. Sor oğlum, sor. Başka değil mi sen? Başka yere götüreceğim diye. O sıcak su şey mi? Sıcak su olabilir duş için. Şu evde vay. Eve bakar mısın? Orası kiralama yeri galiba. Tam ha ofis. Yok, hayır hayır hayır. Bak bildiğim bir aile evet. gelmiş, oyun oynuyorlar. Baksana. Çok güzel. Ne güzel. Aile gelmiş. Ama tabii bayağı büyük bir kabin. Büyük evet. Bak, ateş yakmak için, kamp ateşi yapmak için yerler öyle yapmışlar. Her şeyi düşünmüşler. Elektriği yani. De var. Aşkım biz de mi bu işe girsek ya? Ne, kabin işine mi? Tabii. Bulalım bir tane yer, küçük küçük kabinler koyalım. Yalnız burası devlete ait bir yer. Ha devlet. Tabii state park diye. Vazgeçtim. Yani şahıs ait değil bunlar, devlete ait. Bak şurada büyük bir şey var. Ya işte bunlar maintenance deniyor yani, böyle temizliği. Bak görüyor musun adam hakikaten? Sincap, 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 sincap. Sincapı da yakaladım. Şurada mesela adam daha büyüğünü kiralamış. Evet. Arka tarafında şeyleri falan var. Mesela şimdi haftalığı herhalde büyük halinde herhalde 600 civarı falan. Burası maintenance yeri aynen dediğim gibi. Ha, kiralama yeri. Hayır, kiralama yeri değil. Yani buranın temizlik işleri, ha. bina işleri vesaire bunlarla ilgilenen bölüm. Ya çok güzel ya. Evet. Güzel bir yer. Şuraya bakayım, burada ne yazıyor? Efendim oğlum? Ne park ettin ki baba? Soğuk annem, soğuk. Oğlum soğuk soğuk bir şey, bak bak şeylerin numaraları falan da var. Baba. Efendim oğlum? Ama ben birazcık parkta oynamak istiyorum. Tamam, ben seni başka parka götüreceğim dedim ya oğlum. Sıcak yerdeki parka gideriz anne. Sıcak yerdeki parka götüreceğim seni. Yoksa hastalanırsınız Furkan. Evet oğlum, harbiden çok soğuk. Gerçi burası sanki biraz daha rüzgarı az ha. Baksana evet. çok dalgalı malgalı değil. Burası göl, diğer taraf deniz. Yani deniz değil, o taraf da göl de o taraf çok büyük bir göl. O Kanada tarafında yani oldukça büyük bir şekilde ayıran bir sınır.
Şu beyazlar kaz oluyor. Kaz değil. Ördek. Kuğu adı. Ha, kuğu. Onlar kuğu. Yanlarında da ördekler de var. Neydi bunların? Nilüfer miydi bunların ismi? Aha, şu yeşillerin ismi de Nilüfer. Adamlar şey koymuşlar, tabela koymuşlar. Tabelada dikkat kurbağa geçebilir yazıyor. Harbiden. Bak, piknik yapacaklar. Yalnız çok soğuk be. Tam pikniklik bir yer değil orası. Teyze, hasta olacaksınız. Kaçın, kaçın. Ya da ortalara doğru gitsinler. Orası daha iyi. Ne var, olur yok gibi. Şunu güzel yerine baksana ya. Çok güzel yerlermiş. Neyse, yola devam dostlar. Daha göl kenarı gibi bir yerden planımız var. Aslında dediğim gibi drone ile çekim yapmak istiyordum. Fakat aşırı rüzgar var. Bu rüzgarda da drone'u kaldırırsak indiremeyebiliriz. Ağaçta yok ki, ağaca takılsın. Uçağı alır, rüzgar götürür onu. Vallahi yok canım ya, bu kadar büyük ağaç, şey, büyük, öyle dev ağaçlar yok. Zaten ağaç olsa uçuramaz, o da ayrı bir şey. Yola devam. Bunlar ne ağacı? Bunlar da elma. Bu da elma. Bu da elma. Baksana şu elmaları. Bayağı da çok ya. Bayağı da çok varmış. İşte evet. New York'un Amasya'sı da burası. New York'un değil, Amerika'nın Amasya'sı. Aa, Amerika'nın evet. Bak, karpuz satıyor, organik meyveler satıyor şurada. Dur annem, dur dur. Elma gördün mü Feyz, o elmaları? Yalnız yer çok güzel. Yer çok hoşuma gitti. Şunu çekecek misin? Hadi çekelim bakalım. Hayır. Baksana elma ağaçları. Apples. Apples. Şunlar ne? Bunlar da yeşil elma galiba. Ne bileyim, orada da bir şeyler var. Evet. Onlar da yeşil. Evet dostlar, çok güzel bir görüntü. Oscar First Film diye geçti. Normalde bir şeymiş. Evet, vlog yapan oğlum. Hemen şu ileride de kazlar yayılmışlar. Şöyle göstereyim ben de onları size. Gördüğünüz gibi kazlar yayılmışlar. Burası bir beyzbol sahası. Küçük bir yer. Sudos Point diye bir yer. Evleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bu evlerin hemen yan tarafında şöyle gördüğünüz gibi deniz demeyelim ama yani deniz gibi kocaman çok büyük bir göl var. Hani Van Gölü gibi düşünebilirsiniz. İsmi, bu arada rüzgar da esiyor ama ismi Ontario. İşte o daha önceki görüntünün devamı. Tabii sahil boyu gidiyoruz. Çok güzel bir yer ya. Hemen böyle alışveriş yerleri falan var buralarda. Ufak tefek restoranlar. Tam tatil yeri ya. İnanılmaz güzel bir yer. Ama böyle bir yerde oturmak yani nasıl anlatayım? Böyle bir yerde oturabilmek için işiniz dışarıda olmasın. Aslında tırcı için ideal bir yer. Burada yaşanılabilir. Böyle bir yerde yaşanılabilir. Düşünsenize böyle bir yerde yaşıyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Uzun yola gidiyorsunuz. Sonra buraya gelip tekrardan arabanızı park edip 24 saat tatil modundasınız. Aslında mükemmel. Gerçekten mükemmel. Ama ne bileyim, bizde de bir alışmışlık var. Şimdi arabada muhabbet ediyoruz onunla.
gidebiliyoruz ya, böyle bir yere gidelim, böyle bir yerde yaşayalım. Ya büyük şehirden gerçekten sıkıldık ya, onu biliyorum. Burası da o konuda, burası değil yani, böyle yerler çok güzel. Gerçi ben buranın sevmediğim tarafı da soğuk. Yani kış daha çok geliyor, kışın aşırı derecede kar ve soğuk oluyor. O yüzden yazı beklemek lazım. Kanal yapmışlar. Gördüğünüz gibi fener var. Deniz feneri. Kanaldan su orta bölüme giriyor ve bu orta bölümde istediğiniz gibi işte botla falan gezebiliyorsunuz. Plaj bölgesi var. Tabi burası da plaj. Ben şurada ileride su örtümüz var. Şunu göstereyim. Şunu bir göstereyim. Sörfçümüz sörf yapıyor. Dalgaların arasında kayboluyor. Gördünüz mü? Sörfçü arkadaş. Çok da büyük dalgalar yok ama bu arada eminim ki rüzgar sesi geliyordur. Artık idare etmeye çalışıyoruz. Evet. Kalktı ayağa. Hadi. Çok da kalkamamış ya. Çabuk düşmüş. Ama güzel. Oldukça güzel bir yer arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir yer. Şöyle görüyorum. Sahil. Evler var ya, inanılmaz şu bölge tamamen evler. Neyse, yola devam. O da yarıyor. Yuhu. Genç adam o da yarıyor. Evet, gel bak. Buradan hani daha ünlü bir şekilde intihar etmek isteyenler buradan intihar ediyor. Ne dersin? Gel. Uçarak gidelim mi oğlum? Ne dersin? Hadi hadi yürü. Gel. Tamam. Anne de yürü ben. Hoş geldin annem, gel. Olsun diye. Ne? Bu arada o ne? Ne ne? Bu ne yani? Yani odaya girilmemiş. Temizlenmiş. Hı hı. Girilmemiş ama. Şöyle bir açıyoruz. Evet, buyurun Furkan Bey. Girelim mi? Hadi oğlum. Yapamadım. Aha. Bicim sen de gelecek misin? Geç bakayım. Yalnız bu odası çok küçük ya. Hadi Furkan git. Çek Furkan, çek 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 çek. Bu odası çok küçük ya. Neyin? Evet. Bu ışıklarımızı bir yakalım. Aa baba, televizyon da varmış. Televizyon da varmış. Televizyon bırak da olsun oğlum. Ne? Televizyonumuz bırak da olsun. Evet. Manzaramız... Salak bir bina manzarası. Yalnız şu bina çok güzel görünüyor hatun. Geldim. Gel bak şu binayı bir göster ya. Biraz kötü bir yerde görünüyor ama. Kötü bir yerde ama bak. Kum mu olmuş ayaklarım? Ayaklarım kum mu olmuş? Temizle. Nerede temizleyeceğim? Çıkar çorapları. Çıkar. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi buranın odası diğer otelden daha küçük. Sözde Hilton. Ay kızım. Baba beni de göstereyim. Seni de göstereyim, al göster. Göster. Evet, şurası, hemen giriyoruz. Banyosu. Ufacık bir şey var. Şöyle açalım şu lambaları. Yani bu şekilde bir sistemleri var. Bu en azından buzdolabını bunlar herhalde aktif olarak kullanıyorlar.
Mikrodalgası da en azından var. Diğerlerinde vardı da koronadan dolayı kapatmışlardı. Şurası da klozet dedikleri malzemelerin koyulduğu yer. Ütüdür, mütüdür, cartır, cürttür. Onların olduğu yer. Evet, bu. Ne diyorsun Hatun, diğer otelin otele göre? Diğer odası bayağı genişti. Değil mi? Bundan daha güzeldi. Dar, evet. Neyse. Baba. Hilton'muş. Bence Hilton'la konuşman gereken çok şey var. Hilton'la değil, Paris'le. Paris'le, pardon. Koskoca Hilton bu mu ya? Evet. Vallahi öbür daha iyiydi efendim oğlum. Okey. Gerçekten öbürü daha iyiydi. Bir de onların yatakları da genişti. Evet. Neyse. Hilton'la gayet rahat. Bu da güzel. Ama. Hadi bakalım. Buradaki günümüzde başlasın. Bin bakayım. Ben aydın. Tamam sen bin. Ben de geliyorum. Bekle bir saniye. Evet dostlar şunu göstermem lazım size. Rochester'da. Şöyle bir Türk. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Reklamınızı yapayım dedim ya. Rica ediyorum. Görürsün, Helal Meat Market demiş. Ve yanında da Aşevi diye bir restoran gibi bir yer. Tabii pidesi midesi var. Şimdi bir reklamını yapmadan geçmek istemedim. O yüzden böyle bir şey olsun dedik. Hadi geç koltuğuna bakayım oğlum. Evet. Yalnız yemeği oldukça fazla aldık. Ya bilmiyorum aç gözlükten mi aldım niye yaptım bilmiyorum ama yolda da yarına yeriz yanımızda olsun çocuklar da yer diye düşündüm. Böyle bir şey yaptık. Neyse şimdi otele geri dönüyoruz. Aşevi'ne şimdiden teşekkür ediyoruz sağ olsunlar. Rochester'da böyle bir yer bulmak bizim için güzeldi.